Son günlerde siz takipçilerden Akın Saatçi'nin kahve videosuyla ilgili sorular geliyor. Akın Bey bu videoda kahveyi sade içmektense yanında bir şeyler yemenin kan şekeri ve insülin etkisini daha fazla arttıracağını ve bunun da ileride bize şeker hastalığı, insülin direnci ya da kilo alma olarak geri döneceğini anlatıyor. Kendisinin videoda yapılan araştırmalarda deyip de tek bir kanıt bile göstermemesi enteresan. Kahvenin yanında yediğiniz abur cuburları daha tehlikeli yapma ihtimali var mı? Bu gibi çalışmalar gerçekten de glukoz konsantrasyonlarıyla insülin direncinin artmasına yönelik bazı işaretler yakalamıştır. Ancak her şeyden önce bu etkiler kısa dönem yani birkaç saatlik etkilerdir. Üstelik araştırmalarda kafein kullanılmıştır. Kahvenin kendisi değil. Halbuki konu hakkında yapılan bir meta analiz uzun dönem kahve tüketiminin insülin direncini olumsuz yönde etkilemediğini göstermiştir. Hatta kahve yüksek diyabetik riskli popülasyonlarda bile daha sağlıklı pankreatik beta hücre fonksiyonu ile ilişkilidir. Peki literatürdeki bu çelişki neden ileri geliyor? Uzmanlara göre bunun sebebi izole kafeinde bulunmayıp çay ve kahvede bulunan klorojenik asit ya da magnezyum gibi bazı biyolojik aktif bileşiklerin uzun dönem kan şekeri kontrolündeki olumlu etkileridir. Şimdi biz bu çalışmalara bakarak kahve sizi nasıl olsa şeker hastalığı ve kilo almaya karşı koruyor, yanında dilediğiniz kadar abur cubur yiyebilirsiniz diyor muyuz? Hayır. Öte yandan kafeinin anlık kan şekeri ve insülin etkilerini bahane ederek hiçbir şekilde kahvenin yanında şeker tatlı yememelisiniz diyor muyuz? Hayır. Ben Akın Bey'in yerinde olsaydım aşırı işlenmiş, yüksek kalorili ve hiper lezzetli gıdaları mümkün olduğunca porsiyon kontrolünde ve daha seyrek tüketmek üzerine sizleri uyarırdım. Onları kahvenin yanında yememe üzerine değil.